Yayınıma hoş geldiniz. Trablus Havalimanı, Tarhuna, Ben Valid Şehirler derken Libya'da gerçekten Yıldırım Harekatı izliyoruz. Coşkuyla yayınları yaptık ve coşkuyla da harekat devam ediyor. Dediklerimiz bir bir çıkıyor. Değerli izleyenler, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü Libya ve dünyada gelişen olayları gerçekten en hızlı değerlendirdiğimiz kanaldasınız. İzleyenlerime şunu söylemek istiyorum. Libya ordusu durmayacak. Libya ordusu durmayacak. Geçen gün 3-4 gün önce bir duygu saldınız. Kırılgan bir durum vardı. Libya ordusu bir şekilde ilerleyemiyordu, adım atamıyor deniyordu. Ve bir süre siyahlarımız ortalıkta gözükmedi. Haklısınız. Serzenişte bulunmakta haklıydınız. Birlikler ilerleyemiyordu. Ama ne oldu? Bir anda her şey, evet. Bir anda her şey ardı ardına gelmeye başladı. Öyle ki kimse takip edemez oldu. Çok hızlı ilerledi her şey. Ya bir anda baktık ki zafer yemeği var. Zafer yemeğinde Allah'ın yardımını gösteriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Allah'ın yardımı olduğu zaman işler kolay demek istiyor. Tabii ki haklı Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, Libya Başbakanı da pür dikkat olanları izliyor. Ve sonradan neler oluyor? Sonradan Libya'dan öyle bir kareler geliyor ki resmen Hafter'in birlikleri bozguna uğradı. Bu gelişme öyle hafife alınacak bir gelişme değil. Bu gelişme artık irdelenmesi gereken ve savaş kitabını, savaş stratejileri kitabını yeniden yazılması gereken bir durum. Sizlere günler öncesinden dedim. Değerli izleyenlerim, Sakarya çoklu roketler gelecek dedim Libya'ya. Geldi. Tank gelecek dedik. Geldi. Tabii ki tanklar daha çok Tobruk ve özellikle Bingazi çevresi için ve çöl bölgelerinde direniş gerçekleşirse diye. Bunun yanında ek SİHA desteği gelecek dedik. Geldi. Bunun yanında Trablus Havalimanı dedim. Vatiha'dan kolay düşecek. Hatırlarsanız bir L çizmiştim. L çizmiştim ve bu L de pres taktiği. Bir yeri ve ikinci bölgeyi baskı altına alarak zayıf olan bölgeden daha çok zor düşen bölgeye doğru kıskacı daraltma taktiği. Başarılı oldular. Siyahlarımız sağ olsun. 2 gün bir çekildiler strateji gereği piyasadan. Yani herkes üzüntü içerisindeydi. İlerlemiyor deniyordu. Tabii ki mayınlar da var. Daha da hızlı ilerlerdik. Ama çok farklı şeyler oldu. Çok farklı durumlar oldu izleyenlerim. Şimdi hemen konumuza geçiyorum hızlı bir şekilde. Yani neler oldu, neler bitti bir bakalım. Ama şunu bilin ki artık bu hıza, bu taarruza yetişmek mümkün değil. Değerli izleyenler, hızlı bir şekilde size aktarmaya çalışacağım. Şimdi bugün ele geçirilen yerler. Evet, dün Tarhuna'dan başladık. Tarhuna'dan Urban ve Ben Velid. Bakın ok işareti yaptım. Evet, hemen çekiyorum oku. Ok işareti yaptığım bölgede kırmızı işaretler Urban, Tarhuna ve Ben Velid. Ben Velid'de önce havalimanını ele geçirdik. Değerli izleyenler. Havalimanını önce ele geçirdik. Bunun sonucunda da Ben Velid şehrini ele geçirdik. Ve ardı ardına gerçekleşti. Ben Velid'de şöyle bir durum vardı. Biz daha Tarhuna'yı almadan günler öncesinde, haftalar öncesinde Ben Velid UMH'ye bağlılığını bildirmişti yerel yönetim. Ne oldu? Hafter ve Rus askerleri burada epey bir kaos oluşturdular. Şehri huzursuz ettiler. Ben Velid'den devamlı Rus askerlerin ayrılması ve Rus askerlerin su bile verilmemesi yönünde bir sürü haberlerde duymuşsunuzdur. Ben Velid olayları anlamış ve akil davranmış bir şehir. Evet, Ben Velid düştü. Bugün gelen haberlerden en güzellerinden birisi de Ben Velid'ti. Geniş bir bölge ve Trablus'u çok ama çok rahatlatan bir bölge. Urban bölgesini ele geçirdik. Trablus'un güneyinin te alt kısmında. Tarhuna bölgesi ele geçirildi. Bunun yanında Ben Velid'den kaçan birlikler Cufra üssüne gitmişti, değil mi? Sizlere defaatle aktardım. Şimdi
Cufra üssüne Libya ordusu ilerliyor. Bakın, burası tam ortası Libya'nın. Libya'nın tam ortası, şöyle bölelim. Burası hani Hafter'in yanı sağ taraf, sol tarafta şu anda Saraç hükümetinin yanı. Şu anda yarı yarıya neredeyse topraklar şey. Ama en verimli ve en stratejik yerler şu anda Libya ordusunda, Libya hükümetinde. Şimdi Cufra üssüne Ruslar uçak yolladılar. Bunun yanında Cufra üssünde toplandıklarına, Wagner'lerin toplandıklarına, buradan Rusya'ya geri uçtuklarına dair veya Hafter'in birliklerine buradan devamlı takviye yapıldığına dair haberleri de almışsınızdır. İşte şu andaki stratejik durum, Rusya'nın tavrı burada artık ortaya çıkacak. Rusya bir haftadır, 5-6 gündür artık geri planda durumu izliyor ve Wagner'in birçoğu döndü deniyor. Bir haberim daha var. Bir haberim daha var. Buradan kaçan birliklerin ülkelerine gideceğini tahmin etmiştik yayınlarımızda. Çadlı ve Sudanlı askerler canlarını kurtarmak için gelen bilgilerde ülkelerine kaçtıkları söyleniyor. Yani çil yavrusu gibi dağıldılar. Çil yavrusu gibi dağıldılar. Şimdi bu kadar kişi kaçarken Rus Wagner mi duracak vatanını savunmak isteyenler karşısında? Cufra üssü de muhtemelen yarın öğlene kadar, belki çok hızlı diyorum ama belli görüşmeler mi yapılır, Rusya'nın uçakları vardır vesaire. Ama bu hızla gidilirse yarın öğlen 2 gibi, öğlen gibi bizim elimize geçmesi lazım. Bakın sürpriz olursa bilemem. Kapalı kapılar arasında işte belli teklifler getirilir. Aman 2 gün süre ver denir, 3 gün süre ver denir. Rusya tarafından belli devletler devreye girer, onu bilmiyorum. Ama El Cufra üssü de ele geçirilecek. Şimdi size bir güzel haberim var. Hani demiştim ya, bunu her zaman söyledim. Hiçbir basın kuruluşunda, medyada görmediniz. Dedim ki, Trablus Havalimanı'nın altındaki bölgeyi, Trablus'un güneyindeki Trablus Havalimanı'nı alınca, Trablus'un güneyindeki Hafter hatları tamamen çökecek ve kaçacaklar demedim mi? Lütfen hatırlayanlar, yayınlarımı izleyenler bilsinler, kaçtılar. Şimdi de aynen, Cufra üstüne girildi mi, artık Bingazi ve Tobruk'a çekilen bir kısım milis ve fanatikler şu anda direnmeye çalışacaklar. Ama bu Trablus Havalimanı olsun, Tarhuna olsun, Ben Velid şehirleri olsun, altın payı, SİHA bayraktarlarımızın, neden biliyor musunuz? En ihtiyacı olunan zamanda, en güzel şekilde ve en iyi anda ve zamanda hedefi etkisiz hale getiren bir sistem. Dünyanın en iyisi artık. Mütevazi olmaya gerek yok. Dünyanın operatif anlamda en iyisi. Gelip bazıları size hantal, uçak boyutunda İHA'lar, SİHA'lar gösteriyor. Hala bir yabancı hayranlığı. Bırakın. Burada artık duygusal olmaya gerek yok. Operasyon başarısıyla, şu anda kendisini ispatlamasıyla, dünyada ülkelerde üsleri almayla, hangi üs bir SİHA'larla alındı ya şimdiye kadar büyük bir üs? Hangi ülke savaşında bunun bir ispatı var? İşte Türkiye bunu başardı. Şu anda Gasır hattından bir kare. Tabii ki baş bölgelerinde resimlerini kapattım. Evet. Gasır hattından bir kare. SİHA'mız etkisiz hale getirmek istediği bir hedefe mamları yollarken. Şu anda Tarhuna'dan bir görüntü mesela. Evet, bugünden, gündüzden bir görüntü. Tarhuna'daki sevinç görüntüleri size daha önce belirtmiştim. İşte Cufra üssü. Cufra üssü alındı mı? Artık Hafter'in savurma hatları iyice paralı askerleri dağılmış oluyor. Mısır'dan belli bir takviye geleceği söyleniyor paralı asker olarak. Mısır'da paralı asker olarak hani kaç kişi ölmeye, yani kaç kişi etkisiz olmaya gelecek buraya? Öyle değil mi? Kaç kişi? Bunu biraz mantıklı olmak lazım. Tamam, Mısır'dan takviye gelecek ama Genelkurmay Başkanı da açıklama yaptı Libya'nın. Hedefimiz Sirte dedi. Sirte'yi alacaklar ve sevineceğiz dedi yani. Bunun kimsenin hedefi yok. Zaten bakın işte çekili toplar, tanklar ve etkisiz hale getirilen SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirilen bir Rus Patsir HSS sistemi. İşte izleyenlerim, görüyorsunuz ya. Görüyorsunuz. Şimdiki hedef Tobruk ve Bingazi. Tobruk ve Bingazi'ye çıkarma mı olur? F-16'lar mı etkiler en son noktayı koymak için? Gezip bakıp göreceğiz ama onlara da değineceğim. Geniş bir değerlendirme yapacağım. Ama ganimetlere bakın, etkisiz hale getirilen durumlara bakın. Hafter çoktan kaybetti. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Saraç aslında daha da Tarhuna düşüyordu yeni. Bu zafer yemeğiyle dün, bu zaferi zaten önceden kutlamış oldular. İnşallah Rabbim bu zaferleri bize hep yaşatması dileğiyle. Dualarınızı esirgemeyin.
Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.